Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu kısımda da yine duyumlardan başlayacağız. Duyumlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk duyumum, bu arada ve, e, Serdar Dursun'un çok güzel golüyle skoru 3-2 oldu, yenik durumdayız ama bir de e, kaçan bir vuruşu var. Benim adıma sevindirici bir şey. Yani ben Serdar Dursun'un için bence Vedat'tan da yetenekli. Yeter ki doğru oynatalım cümlelerini kurduğum için birçok maçta kötü oynadığı maçta da gelip birçok arkadaşımız yükleniyordu. Sanki hiçbir, hani iyi dediğimiz futbolcunun kötü oynamaya hiç hakkı yok gibi. İnşallah milli takımda vazgeçilmez forveti olur. Yani bizim açımızdan sevindirici olur. Vedat Muriçi demiş ki keşke Mesut Özil oynasaydım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de bir dönem fırtınalar istiren Vedat Muriçi. flash açıklamalarda bulunmuş. Lazio'dan Mallorca'ya kiralık giden isim Fenerbahçe'de bir sene daha kalsaydım başka şeyler konuşabilirdik. Özgüvenim de vardı demiş. Ben de keşke Mesut Özil ile birlikte oynasaydım diyorum. Birkaç kez telefonla görüştük. Şaka niyetine de olsa ismim geçtiğinde hadi gel bekliyoruz seni diyordu. demiş. Fenerbahçe taraftarı sevdiği zaman Tam sever ama sevmediğinde de ağzınızda kuş tutsanız olmaz demiş Vedat. Mesela Tolga abi demiş. Tolga Ciğerci. Her maç 12-13 kilometre koşardı ama tabiri caizse dikiş tutmadı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Yani Vedat çok iyi analiz etmiş ki kendisi de iyi bir Fenerbahçe taraftarıdır. Tutkulu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Ee, o açıdan sevindim. İsmini vermek istemediğim bir duyumcu. Yani ismini vermek istemedim derken duyumlarına katılmadığım için ismini vermek istemiyorum. Yoksa kötü bir niyetim yok yani bilginiz olsun ee, demiş ki Mesut Özil'den hala umudum var Alex kadro dışı kalınca ben yokum gidiyorum dedi demiş Mesut Özil ben Fenerbahçeliyim çalışmalarıma devam edeceğim diyor demiş şimdi hani Alex'i işin içine katmasa bir şey diyemezdim hani belki kısmen de katılırdım ama şimdi Alex'i işin içine katması çok tuhaf yani Alex ben yokum gidiyorum demiş kadro dışı kalınca. İlginç. Şimdi Aziz Yıldırım kalmak istersen kal ama takımla çalışamazsın kardeşim demiş Alex'e. Yani kalmak istiyorsan kal ama takımla çalışamazsın diyor. Alex de o dönem şöyle bir açıklamada bulmuştu. Eğer para düşkünü biri olsaydım kulüp tarafından bana önerilen ayrı idman yapma önerisini kabul eder Mayıs ayına kadar paramı alırdım. Çok basit bir ifade söyleyeyim. Çok 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 basit bir soru sorayım. Çok çok ama çok çok basit bir soru sorayım. Mesut kalsaydı daha fazla şey Alex kalsaydı daha fazla zarar vermez miydi? Yani Alexçiler, Alex fanları falan oluşmaz mıydı? Ya da Alex'in her yaptığı hareket olay olmaz mıydı? İşte tek başına idmana çıkıyor, yönetim sorumlu. O dönemde de çıksa dese ki Aykut Kocaman'dan şampiyon olacağımıza inanmıyorum. Misal veriyorum desek işte hiçbir Galatasaray maçını kazanacağımızı düşünmüyorum. Adam şampiyonluk maçında beni oynatmadı deseydi ortalık nasıl olurdu? Hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm. Ben gerçekten düşündüm ortalığın nasıl olacağını. Neyse Alex'i kötü göstersinler bakalım. Rıdvan Dilmen demiş ki Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan'a ihtiyaç var. Umarım kadroya geri dönerler. Zaten şu anda bireysel olarak iyi çalışıyorlar demiş. Ben şunu söyleyeyim. Rıdvan Dilmen ne diyorsa tam tersini yap. Ali Koç. Niye? Bak, Aziz Yıldırım'ı severim, sayarım. Benim için hala efsane başkandır. <laughs> hala efsane başkandır. Hep de öyle kalacaktır. Ama Rıdvan Dilmen'in safı belli. Aykut Kocaman'ın safı belli. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de. Ha, Ozan'ın da Mesut'un da Fenerbahçe kariyeri an itibariyle bitmiştir bence. Ha, geri affederseniz de otoriteyi sarsarsınız. Rıdvan Dilmen ne diyorsa bence tersini yapmalısınız. Fenerbahçe'de hedef Artem Dovbyk. Zaten bu Dovbyk herhalde şeye dönüşecek. Diego Costa, Artem Benarfa, eee Juan Jesus. Şimdi Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. İyi bir forvet almak istiyor. Ekibin radarındaki isimlerden birisi Artem Dovibuk. Buraya kadar doğru. Şartlar oluşursa resmi teklif yapılacak. Hayır. Bu doğru değil. Biz ee, yoklamayı çektik. Vereceğimiz ücretin belki de iki katı ya da daha fazlasını istediler. O yüzden rafa kaldırdık. Süper Lig'deki bütün takımlar rafa kaldırdı. Şimdi Dinipro'da 24 yaşında ee, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, fırsat transferi falan filan bakıyordu ama ya Avrupalının işine güven olmaz arkadaşlar. Avrupalı yani farklı iş yapar ya. Bir bakarsınız yarın bir gün ortalık çok çok düzelmiş olur. Belki iki ülkenin takımları birlikte maç yaparlar. Birlikte aynı lig olur vesaire. Neyse geçin onu. Onay alınması yani yeni teknik direktörden onay gelirse iletişime geçilecekmiş. 18 maçta 14 gol 5 asist. Çok güzel. Menajeri Ocak ayında Türk takımlarının ilgisini doğrulayarak son bir yıldır Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray'ın idarecileri Artem'i canlı izlediler demiş. Bizim hiçbir yöneticimiz canlı izlemedi ama scout ekibimiz izlemiş olabilir onu söyleyeyim. Ancak şu aşamada bir transfer söz konusu değil demişti. Yani şu an savaş koşulları var. Belki de hani ben böyle söyledim ama belki de işler çok çok kötü gidecek. Hani nasıl diyeyim size savaş koşullarından dolayı belki de hani şey yapacaklar. Takımlar hani e, elde ne var ne yoksa satalım da bari hani bizim borçları kapatma mantığı gibi yapacaklar. O yüzden geçiniz. Bugün mesela Fenerbahçe'de sevindirici bir olay gerçekleşti. Jorginho A takımla ilk idmanına çıktı. E, sevindirici bir olay. Ferdi Kadıoğlu idmanın tamamında takımla birlikte çalıştım. Atilla Salay ve milli takımdan dönen Dimitris Pelkas özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü ki Pelkas daha gelmeden maça çıktı. Töbe bismillah. Ee, onu da söyledik. Basketbolla ilgili bir duyum vereceğim. Shen Fenerbahçe'de demişler. Kesinlikle yalan. Külliyen yalan. Yani Shen gelme ihtimali yok. Ee, hocam gelse sevinir miydin? Gelse tabii ki sevinirim ama gelme ihtimali yok. Ufuk Sarıca. Avrupa'da oynayan takımlarımızdan özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da 11'er yabancı oyuncu var. Türk oyuncu zaten süre alamıyor. Bence burada bir tane daha sayı azaltmaya gidilebilir demiş. Yalvarırım. Bir değil iki. Hatta üç tane azaltmaya gidin. Ya Alba Berlin'le maç vardı. Açtım 7-0 öndeyiz. Lan dedim Allah nazardan saklasın ben kapatıyorum. Nazarım falan diye kapatayım da alalım maç dedim. Yenilmişiz. Yani öyle başladığımız maçta bile yenilmişiz. Varın gerisini düşünün yani. Ha şu Efes'in yaptığı işte malum. Bakın bir değil iki değil üç tane yabancı azaltın. Başka türlü Fenerbahçe'nin küçüleceği yok. Bu bu şekilde gerçekleşsin. Eee başka başka başka. Şimdi başka türlü küçüleceğimiz yok ki. Yanlış anlaşılmıyorum değil mi arkadaşlar? E, Fenerbahçe'nin küçülmesi lazım. <laughs> bu arada Mert Müldür. Bugün milli maçta izledim ama. Yani geçen seneki Mert Müldür'e ne olduğunu anlamadım ben. Hani eğer Mert Müldür bu şekilde büründüyse değil 4.5 hani 2.5 bile fazla. O sahiyle devam edelim. Ne bileyim Ruhan Arda falan oynasın. Serhat Ahmetoğlu gelecek o oynasın. Uğur Kaan Yıldız oynasın. Hatta Nazım da gitmiyorsa kalabilir. Sol beke bir Eren Elmalı çekeriz. Bak Eren Elmalı bir. Muhammed Gümüşkaya gelecek iki. Oynatabilirsin sol bekte. Ferdi oynayabilir 3 Aynı Ferdi sağda da Joker oynayabilir. Osa iyi oynar. Hani bu gençlerden biri oynar. Yani eğer Mert Müldür buna dönüştüyse çok çok enteresan, çok ilginç. Ha Karşısında İtalya var. Belki ondandır diyeceğim ama geçiniz. Arkadaşlar şeyim. Sinan Bolat çok konuşuluyor. Sinan Bolat e, yedek kaleci için düşünüldü. Görüşme yapıldı. Bunu devre arasında konuştuk. Sizlerle anlattık. Ancak taraftarın tepkisi o kadar ağırdı ki vazgeçildi. Geri adım atıldı. Zaten kulübe de çok çok büyük para istedi ki o paraya gelseydi inanın en büyük Ali Koç antifanı ben olurdum. Şimdi yaz transfer döneminde gelmesi gündemde. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hem ben hem birçok duyumcu Ertuğrul Taşkıran ismini ortaya atıyoruz. Durduk yere atmıyoruz. Şimdi Ertuğrul Taşkıran'a hiçbir tepki yok. Olumsuz hiçbir tepki yok. Camii evladı, eski bizim altyapımızdan yetişti. bizim çocuğumuz gelsin, hoş geldi, sefalar getirdi diyoruz. Çok güzel. O yüzden Ertuğrul Taşkıran ihtimaline çok çok düşün arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Matias Vargas, Fenerbahçe'nin Vargas'la ilgilendiği haberleri sosyal medyada bugün bir, birkaç, yok bir duyumcu tarafından paylaşılmış. Ya ben üye arkadaşlara bu Vargas olayını anlattım. Abone arkadaşlara da anlattım. Abone arkadaşlara çok detaya girmeden anlattım. Üye arkadaşlarımızın bazısı burun kıvırmışlar. Lan arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. 2067 dakika süre almış. Türkiye Kupası'na çık. Yaklaşık 1990 de 1980 dakika diyelim. 1980 diyelim daha kolay olsun. Yani 22 maç 4 gol 11 asist yapmış Süper Lig'de. 4 gol 11 asist yapmış. Şutları iyi, duran topu iyi kullanıyor. Bu adamın piyasa değeri 11 milyon euroydu İspanyol aldığında. İspanyol oynatamayı 1.8'e kadar düşürdü değerini. Şimdi Adana Demir'de oynadı 4.2'ye çıktı değeri. Yani bu kısa sürede 4.2'ye çıktı. Ya böyle bir futbolcuyu opsiyonunu almayı becerebilecek hani satın alma opsiyonu 4.2 falan diye. Bu arada Arjantin milli takımında iki kez oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yaşı da 24. Ya burun kıvırmayın arkadaşlar. Artık günümüz futbolu buraya gidiyor. Burun kıvırmayın. Onu söyleyeyim. Hani ee, başka bir şey aktarmama gerek var mı ya? şunu söyleyeyim. Aklıma gelmişken aklıma gelmişken sosyal medyada yine bir isim gördüm. İsmi söylemeyeceğim. <laughs> İsmi söylemeyeceğim. Ee, arkadaşlar takımlarımız şey duyumcu arkadaşlarımız yanlış yapıyorlar. Şimdi takım duyumcu arkadaşlarımız yanlış yapıyorlar. Bir futbolcudan bahsederken Öbürü de onun duyumunu çalarken duyuma duyum katıp paylaşıyorlar. O zaman da ne oluyor? İşler karışık oluyor. Mesela bir futbolcu var. Memleketi şey Kuzey Avrupa'dan. Güzel. Kuzey Avrupa'dan memleketi var. Oynadığı takım da Kuzey Avrupa'dan. Yani Avrupa'nın kuzey taraflarına baz alın. Yaşı da genç. Buraya kadar her şey normal. Oynadığım maç sayısı belli, şey belli. Çok güzel. Her şey gayet güzel. Yani her şey gayet güzel. Yetenekli bir kardeşimizden. Mevkisi çok ilginç. Boyu da çok ilginç. Yani bu arkadaşımızın boyu çok uzun. Orta sahadan bahsediliyor. Yani bu kadar uzun boyla orta saha inanılmaz. Yani bu arkadaş nasıl forvet oynamamış. Bu da o okey. Duyumcu arkadaşlar bunu verirken ne diye veriyorlar biliyor musunuz? Fenerbahçe Kuzey Avrupa'dan bir ülkeden genç bir futbolcuyu alacak. Genç Türk bir futbolcu alacak. Ya Türk değil almaya çalıştığımız futbolcu. Yabancı. Ancak scouting eseri bu oyuncuyu almak o kadar kolay değil. Ee, oyuncunun hani oyuncuların şöyle bir özelliği var. Önce giderler menajerlik şirketiyle falan anlaşırlar. Sen de menajerlik şirketine anlaşırsın ya da anlaşmalı olduğu menajerlik şirketine anlaşırlar. Ne demek istediğimi ne olur anlayın. Fazla detaya giremiyorum. Öyle alabilirsin. Başka türlü zor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden de durumlar bunlar. Ha bahsettiğim arkadaş sosyal medya muhtemelen düşecek. Düştüğü zaman da siz anlarsınız zaten. Yaşı genç bir arkadaş. Boyu çok uzun bir arkadaş. Muhtemelen yorumlarda yer alır. Boşuna ismini yazmanıza gerek yok. Ee, çok da beklemeyin arkadaşlar. Ee, Keya ismine çok benziyor. yani Keya ismine çok benziyor. Onu da söyleyeyim. Boşuna beklemeyin. Hüsna'na uğrarsınız. Hani hocam madem boşuna beklemeyin. Niye sen o zaman bize duyumunu verdin? Ben size duyum piyasasını anlatıyorum. Adamlar bu şekilde duyum veriyorlar arkadaşlar. Yani bu şekilde duyum veriyorlar. Siz zannediyorsunuz ki biz o liglerden Türk bakıyoruz. Hayır. Baktığımız oyuncu bu. Ha baktığımız Türk oyuncular var. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden. Almanya'dan, İngiltere'den var. Ama sonuç ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Bir beğeni çok görmeyin. Ellerinizi de hep görmesin. Görüşmek üzere.